Ya benim bu ip bayağı sıkıyor. Keşke bir boy büyük olsaymış. Bir boy büyük mü? Seneye de mi asılacağım ahşap? Sakin olun. Allah bir kapıyı kapar, diğerini açar. Aha. Cevap. Ya Rabbül Alemin, ne olur başka bir kapı. Oo ortam. Bakayım erkek erkeğe asılıyorsunuz. He? Yalnız bana bakın ha. Bu sefadan güzel millet yemek yiyor ya. He? Ayağınızdan basıyorsunuz, günah ya. Yorum susuz bir konuşma sus. Şuradan kesici bir şeyler bul. Şimdi ipleri kesildir. Kesici yok ya. Kesici yok. Yalnızca bak. Yakayım ipleri. Ulu abi. Şurada yukarıda bahçe bakası var. Gelsene. Oğlum kırpaşma dur. Nerede? Ha? Ya nasıl yetişeceğim ona ben? Ha? Dur. Allah! Ulvi ne yapıyorsun? Donum yollarım. Tek göz bakıyor. Kütük ortağım ne diyorsun ya? Ya şu ortamda bana saçmalama ya. Ya Ulvi abi ne yapıyorsun? Çocuk ölüyor ya. Sepahi koysana Baltara. Ana! 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 Kütük! Kütük! İyi misin lan Kütük? Aman! Çabuk ol! Hadi oğlum abi hadi! Hadi! Kalan! Sahurda mutfağa giren Ulvi, yavaş! Hadi Kütük hadi. Hadi çok şükür. Hadi ha. Kaçın 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 kaçın. Oğlum bak şimdi hepimiz ayrı yönlere dağılarak kaçıyoruz, tamam mı? Hadi dağılarak kaç. Hadi oğlum. Lan aynı bedende can gibiyiz. Dağılmam yok ki. Allah! Allah! Öldük biz ya. Şehadet getirin. Dur dur. Son bir kez okuyalım. Müsaade var mı? Hadi canım. Bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Şimdi Paçacı Bey abi, bizi ibret olsun diye öldürme. Olmaz çünkü. Bizden alınacak ibreti sosyal deneylerden daha rahat alır kamuoyu. İşinize karışmak gibi olmasın. Karıştın ama! Maestro! Müzik. Biz de bir zamanlar çocuk olduk. Yeni ayakkabılarımıza sarıldık, gocuk olduk. Kimsenin verdiği şekeri almadık. Ama kesme şekerlere gocuk olduk.
Biz de bir zamanların hızlı genci olduk. Banyodan çıktık, balkona koştuk, yüz felci oldum. Eller, eller yatlarda branç yaparken biz kayıklara elçi olduk. Elçi. Vay, helal. Helal Çorbacı ya. Yani serbest miyiz? Bu şiirden bunu mu anladın sen cücük? Hacı abi ben sözelci değilim ya, sayısalcıyım. O zaman sana sayısal olarak ifade edeyim. Benim korsan kumarhanemde hile yaptınız. Ve beni 400 bin dolar zarara uğrattınız. Ya iyi de paçacı abi o parayı biz almadık ki. Biz de kaybettik, başkaları kazandı. O hile tutmadı. Fark etmez. Düşmanın büyüğü hilesi gizli olandır. İskender Pala. Kalbe huzur veren kalbime hileyi katma. Serdar Ortaç. 400 bin dolarımı alanın 500 bin dolarını alırım. Paçacı. Paçacı bey. Paçandan kıvırmak gibi olmasın ama açık net. Biz o 500 bin doları bulamayık. Bulamazsanız eğer ne olur? Hı. Ha? Ne olur? Kız ölür. Komşu kızı mı bu? Abra! Kadabra! Anam, tavşanım. Zekai kim bunlar? Ne oluyor ya? Abi. 500 bin dolara getirmezseniz kız ölür. Saygısızlık etmek istemem ama. Bakın alayınızı toplar, üst üste koyar, billurunuzu üzüm gibi toplarım ha. Bırakın lan kızı, bırakın. Elektrik verin. Takvim ve saat. Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Bakın, bugün pazartesi öğleden sonra 2. Eğer ki çarşamba öğleden sonra 2'ye kadar 500 bin doları getirmezseniz kızı Akdeniz'in serin sularına atacağım. Yaşamasına izin vermeyeceğim. Ama ölmesine izin vereceğim. Aslında aynı şey. Ama arkadaş. Ya paşacı abi, biz 2 günde o parayı nasıl bulak ya? Ha. Ben Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'ta tonla kumarhane var. Girin birine, yapın şu saat çevirme numaranızı. Hatta alın size 3000 lira da sermaye. Yarın öğleden sonra saat 2'de Girne Kalesi'nin dibinde olacağım. 500 bin dolara getirirseniz kızı alırsınız. Getirmezseniz kız ölür. Alın getirin bunları. Getirin. Bir dakika bir iki çıkmam edelim. Tavşanım. Tavşanım. Ya. 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 Ya